İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Konseyi'nin 25. toplantısı Ermeni kimliğine dönüş. Artsah Ulusal Meclisi Luis Moreno Ocampo tarafından başlatılan bilgilendirme kampanyasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bakü, Tayyip Kılar'a yanıtlarken bunu fırsata dönüştürüp Doğu Ermenistan'a yeni talepler sunma fırsatı buldu. Batı Ermenistan, kadim kültür ve trajik tarih. Doğu Ermenistan, prestijli Lonely Planet dergisinde yer aldı. Elina Avanesyan artık resmi olarak Doğu Ermenistan'ı temsil ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 25. toplantısı 5 Ağustos'ta gerçekleşti. Oturum Kilikya'nın bağımsızlığının 104. yıl dönümüne adanan etkinliğe değinen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan tarafından açıldı. Devlet Başkanı Bayan Margosyan, Sev Antlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümü dolayısıyla 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Zoom toplantısından da bahsetti. Oturma, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Abrahamyan devam etti. Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan, Yaz Üniversitesi hakkında konuştu ve her katılımcının Batı Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkı ile ilgili çalışmalarını sunması için önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Şu anda Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan Ermenileri konuşuyor. Nazeli'nin hikayesi Ermeni kimliğine dönmeye çalışan pek çok kişinin tipik hikayesidir. Büyük babası Sarkis soykırımdan Arminosit'ten sağ kurtulmuştur. 1915'te yakalandı ama mucizevi bir şekilde kaçtı ve ormanda saklandı. Yıllar sonra Sarkis'e Hasan denildi. Nazeli'nin arzusu Ermeni kimliğine dönmekti. Çocukken Nazeli'nin annesi onlara Ermeni değilmiş gibi davranmalarını çünkü öldürülme tehlikesi olduğunu söylemişti. Onları korumak için yapıyordu bunu. 14 yaşındayken Ermeni olduğu söylenen Nazeli'nin gerçek kimliğine yolculuğu o andan itibaren başladı. Nazeli Ermenice öğrenmeye karar verdi çünkü kendisine Ermenice konuşulduğunda ve pek çok şeyi anlamadığında sanki hayatının büyük bir bölümünü kaçırmış gibi kendini boşlukta hissediyordu. Nazeli oğlunu Ermenice öğrensin ve Ermeni kültürünü yaşasın diye bir Ermeni okuluna gönderdi en büyük isteği oğlunu Ermeni olarak görmekti. Her ne kadar Türk yetkililer ülkede Ermeni bulunmadığını iddia etse de Batı Ermenistan'da hala kültürlerini ve kimliklerini koruyan Ermeniler var. Mirasları ve kültürleri onların gücü ve kimliklerinin temelidir. Arta Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Vekili Gagik Bahunt, Yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi Birinci Başsavcısı Luis Moreno Ocampo tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP29 Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu yaklaşırken başlattığı enformasyon kampanyasını Arsak Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin kutladığını ifade etti. Kampanyanın amacı ev sahibi ülke Azerbaycan'ın sistematik ve ağır insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık yaratmaktır. Aynı zamanda Azerbaycan tarafından yasa dışı olarak tutulan Ermeni rehinelerin derhal serbest bırakılması için Pan-Ermeni ve uluslararası çabaları birleştirmeyi de amaçlıyor. Eylül 2023'te Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği soykırımın, Armenosit'in ve Artsakh'ın nüfusunun tamamen boşaltılmasının ardından Doğu Ermenistan'da dahil uluslararası toplumun işlenen suçlara ilişkin sorumluluk gündeminin net bir şekilde belirlenmeden Bakü'de böylesine prestijli bir etkinlik düzenleme konusunda anlaşması, bu devlet tarafından yapılması ve sonuçlarının ortadan kaldırılması, Azerbaycan'ın daha fazla saldırganlığına ve davranışının cezasız kalmasına ek bir temel oluşturmaktadır. Eylül 2020'den bu yana Azerbaycan'ın Artsa'ya karşı başlattığı soykırım, arminosis saldırıları sonucunda sadece Artsa halkının tamamı zorla yerinden edilmekle kalmadı. Aynı zamanda birçok Ermeni de Bakü'de yasadışı bir şekilde gözaltına alındı. Dünyanın bu önemli organizasyonu öncesinde Artsak halkının güvenli ve onurlu toplu geri dönüşü meselesi, uluslararası toplumun Azerbaycan'a yönelik politikasının temel meselelerinden biri haline gelmelidir. Bu konulara dikkate alarak dünyanın her yerindeki Ermenileri ve Artsak dostlarını başlatılan kampanyaya aktif olarak destek vermeye çağırıyoruz ortak çabalarla adaleti sağlayabileceğimize ve halkımızın haklarının korunmasını sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bakü Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'daki eski özel temsilcisi, Avrupa Birliği'nin Özbekistan Büyükelçisi Tayyip Kılar'ın zorla yerinden edilen Ermenilerin Arsaha geri gönderilmesi konusunu özel bir durum olarak değerlendirmesinin kabul edilemez olduğunu değerlendirdi. Bu düşünceyi fırsat olarak değerlendiren Bakü Dışişleri Bakanlığı, Doğu Ermenistan'ın Azerbaycanlıların Doğu Ermenistan'a yerleşmeleri için uygun koşulları yaratmakla yükümlü olduğunu belirterek bir talep daha sundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, nedendir bilinmez Ermenilerin Arsaha dönme niyetinde olmadıklarına inanıyor. Bakü, Kılar'ın istifasının arifesinde yetkileriyle ilgili olmayan bu tür taraflı açıklamalarda bulunması esas olarak bir Avrupa Birliği yetkilisi tarafından temsil edilen örgütün itibarına bir başka darbedir dedi. Batı Ermenistan modern Türkiye'de işgal altında bulunan tarihi bir bölgedir. Yerli Ermeni halkının ana vatanı Batı Ermenistan'ı terk etmesinin üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçti. Batı Ermenilerin benzersiz bir kadın kültürü ve trajik bir tarihi vardır. Batı Ermenistan devleti kaybettikten sonra Osmanlı Türkiye'si yönetimine giren tarihi Ermenistan'ın batı kısmıdır. 1908'de darbeden sonra iktidara gelen Jön Türk hükümeti, Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın başlamasından yararlanarak Batı Ermenilerine yönelik kitlesel imha ve Batı Ermenistan topraklarının gaspına başladı. 1915-1923 soykırım Armenosuz sonucunda 2 milyona yakın Ermeni katledilmiş, Ermeni nüfusunun neredeyse tamamı vatanını terk etmek zorunda kalmıştır. Batı Ermenistan toprakları 7 Ermeni vilayetini içeriyordu. Van, Karin Erzurum, Harbert, Bitlis, Diklanagert, Sebastia Sivas, Trabzon. Lonely Planet adlı prestijli rehber dergisi, Sanahin ve Gehart Manastırları, Kafesciyan Sanat Merkezi ve Areni Mağarası'ndan bahseden Doğu Ermenistan'a adanmış özel bir makale ayırdı. Makalenin yazarı Jo Belsam'a göre Doğu Ermenistan hem deneyimli hem de acemi gezginler için eşsiz bir yer. Makalede, ''Ermenistan sadece gastronomi tarihi ve kültür açısından gelişmiyor. Burada yerel halkla iletişim kurmaya kesinlikle değer. Çünkü onların ana vatana olan gururu ve sevgisi muhteşem. Onlarla iletişim kurmak kendinizi Ermeni hissetmenize yardımcı olabilir.'' diyor. Tenisçi Elina bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. 21 yaşındaki tenisçi Avustralya ya Açık 3. tura çıkarak geçen yılın Ronald Garros'un sonucunu tekrarladı ve Paris Olimpiyat Oyunları başlamadan önce kariyerinde ilk kez kadınlar tenis birliği seviyesinde finale yükseldi. Spor kariyerini 58. sırada bitirdi. Ayrıca sporcunun Rusya'nın en iyi 10 kadın tenisçisinden biri olduğunu da söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde arabot.im gazetesi Yelena Avanesyan'ın yarışmaları hakkında bilgi verirken, çok yakın gelecekte Doğu Ermenistan bayrağı altında yarışacağını bile getirmişti. Aravut Ayem gazetesi 5 Ağustos'ta kadınlar tenis birliği kendi internet sitesinde elini Avanesyan'ın spor vatandaşlığını değiştirerek bundan sonra Doğu Ermenistan adına yarışacağını duyurdu. Bu da onun zaten Doğu Ermenistan'ın bir numaralı tenis oyuncusu olduğu anlamına geliyor. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.